Durum bu. Üçüncü soru. Neden evrenimizde yasalar var? Çoğumuzun aslında sormadığı bir soru. Bilim yasaları inceliyor. Ama niye yasa diye bir şey var? Ya da yasa dediğimiz şey nedir? Daha onu bile aslında doğru düzgün bilmiyoruz. İki tane teori var yasaların ne olduğu ile ilgili. Çok iyi bildiğimiz bir şey değil. Sadece şunu biliyoruz. Yasa dediğimiz şey düzenlilikler. Bu evrende düzenlilikler var. İşte görüyoruz. Kütlesi olan her şey birbirini çekiyor. Ve hep çekiyor. Bu yasaları ne ortaya çıkardı? Bu konuyla ilgili iki tane görüş var. Bir, David Hume'un savunduğu ve benzeri o grup felsefecinin savunduğu. Evrenimizde düzenlilikler var. Bunların bir açıklaması yoktur görüş. Yani bizim yaşadığımız evrende bir şekilde bütün elektronlar eksiyor. Niye böyle açıklaması yok diyor. Böyle bir düzenlik. Zaten yasa demek bütün elektronlar eksi yüklüdür demek. Bunun tasvirinden başka bir şey değil diyor David. Yasa dediğimiz şey sadece evrenin tasviri. Niye bu var sorusunun cevabı yok. Bu sefer çok garip bir durum oluyor. Evrende düzenlilikler var. Bu düzenlikler hep tutuyor. Mesela evrende 10 üzeri 80 parçacık var. Bakıyorsunuz bunların özellikleri hepsi aynı. Elektronlar mesela hepsi birbirinin aynısı. Eksi yüklü. Niye böyle? Açıklaması yok. Bu garip. Buna alternatif görüş ikincisi. Bu da zorunlulukçu görüş. Bunlar da diyorlar ki yasalar platonik uzay zaman dışında bir şeyler. Maddeye nasıl davranacağını söylüyorlar. Yani yer çekimi yasası diyor ki maddeye çekeceksin. Maddeyi çekmeye zorluyor. Uzay zaman içinde değil bunlar. Göremiyoruz. Yasa diye bir şey görmüyoruz biz. Cisimlerin çektiğini görüyoruz. David Hume'un reddetme sebebi yasaları göremediğiniz bir şey olması. David Hume biliyorsun en ünlü empirisist. Deneyde görebiliyor muyuz yasaları? Yok. Deneyde düzenliliği sadece görüyoruz. İki cismin birbirini çektiğini görüyoruz. David Hume diyor ki o zaman sadece bu var. Sen yasa dediğin şey gözlemlenemeyen bir şey. Bilim dışı bir şey diyor. Yani empirik bir şey değil. Diyelim ki bir evren var sadece düzenlikler var. Bu düzenlikleri sağlayan bir faktör yok. Bunu bu evrenden deneysel ayırabilir miyiz? David Hume'a göre ayıramayız. Bu ikinci görüşü savunanlar David Hume'un şeyinden rahatsızlar. Ulan düzenliklerle dolu bir evren, o zaman bu evrende bir gariplik var. Bu gariplik açıklamak gerekiyor. Tanrı gibi bir şeye gitmemiz gerekiyor. Çoğu bu görüşü savunanlar Tanrı'ya gitmişler. Ona gitmek istemeyenler de zorunlu bir takım platonik nesneler uzay zaman dışında yasalar demişler. Ama bunların da açıklayamadığı şey nasıl oluyor da bu uzay zaman dışındaki şeyler maddeyi etkiliyor. Madde ne biliyor uzay zaman dışında olan bir şeyle ilgili. Dolayısıyla yasaların ne olduğunu, niye çalıştığını bu evrende tam olarak bilmiyoruz. Tanrı gibi bir varlık. Ya zaten yasak kelimesi bu arada niye kullanılıyor biliyor musunuz? Descartes orta çağda çok yaygınlık kazanıyor. Aslında bizim hukuktaki yasalardan geliyor. Hukukta var ya yasak. Fizikten ya da biyolojiden oraya geçmemiş. Hukuktan fiziğe, biyolojiye geçmiş. Nasıl oluyor bu? Çünkü şöyle bir yaklaşım var o dönemde. Evrende Tanrı'nın yasalarıdır bunlar. Nasıl ki hukukta yasalar var, konulmuş, onlara uymak zorundayız. Maddede Tanrı'nın koyduğu yasalara uyuyor. Hukuktan alınmış bir terim aslında.